Yaz dizilerini ne kadar geç izlersem o kadar iyi derken bambaşka bir diziye istek geldi Allah razı olsun. Hani iğne yaptırmak gibi bir şey değil ki bu. Hemen yaptırıp da kurtulamıyorsun. O yüzden önce bir Netflix dizisinden bahsedeyim istedim. De. Kuş uçuşu. Peki ne demek bu kuş uçuşu? A noktasından B noktasına ulaşan en kestirme yol demek. Ama emin olun kestirmenin de böylesini daha önce hiç görmediniz. Dizi Türkiye'nin en ünlü habercilerinden birinin bir üniversitenin iletişim fakültesine gelmesiyle başlıyor. Ama dizide kendisini aynı zamanda aslan diye tabir ediyorlar. Tanıştıralım. Bu da kuş uçuşunun kuşu. O yüzden de en başından pencereye kondurmuşlar. Ha, ee, dizi izlemekten iyice telleri kopardı bu da. Ne kuşu ne aslanı derseniz. Vallahi henüz o kadar sıyırmadım. Cidden dizide bütün yaşananları belgesel gibi anlatıyorlar. Bu bir av ve avcı hikayesidir. O aslandır. Ormanın hakimi. Bir kuş tarafından öldürülebileceğini düşünmez bile. Aslanlar ve kuşların savaşı bu. Aslanlar ürperirler diyor. Hop oyuncumuz ürperiyor. Aslanlar tedirgin olurlar diyor. Hop oyuncumuz tedirgin oluyor. Aslanlar... Bu bir av ...ve avcı hikayesidir. Ya alt tarafı bir tane işten fikir demeli kız... ...milletin ayağını kaydıracak. Yok efendim aslanlar kaplanlar. Bugüne kadar dizilerimizde onca hayvansı şey yapıldı da... ...bir plazada geçen hikayeyi mi belgesel gibi anlattınız. Neyse gelelim biz aslanımızla kuşumuza. İşte onlar da ilk kez üniversitenin tuvaletinde yan yana geliyor kız ona ne kadar hayran olduğunu <laughs> diye heyecanla anlatırken meşhur haber spikerimiz de <laughs> Erenköy deyip yüzüne bile bakmadan yanından geçip gidiyor. Ama bu kuş sizin bildiğiniz kuşlardan değil. Ve habercimiz Trump Tower'dan devşirilen Mon 5 adındaki Fransız kanalı gibi duran televizyon kanalındaki Sırat Köprüsü'nde yoğunluğu verecek gibi duran Öteki Taraf adlı programını sunmaya gidiyor. Ve bu program şu gördüğünüz koca gökdeleri kaplayan tek bir TV kanalının tek programı. Yani kanalda asla ama asla başka bir program görünmüyor adını dahi duymuyoruz. İşte öyle bir kanal öyle bir haber programı bu. Nasıl bir program mı? Örnek verelim. Usta habercimizin izlediğimiz ilk programında çok önemli bir haber veriliyor. Türkiye gündemini sarsan hazin bir olay. Türkiye gündemi bugün hazin bir olayla sarsıldı. O kadar önemli bir haber ki hemen açılışta ilk haber olarak veriliyor. Öyle önemli bir gelişme. Tövbe bismillah. Neymiş? Neymiş? Diyorsunuz. Stüdyoya bir amca geliyor. Meğer bu amca çalıştığı fabrikanın hurdalarını kapının önüne koymuş. Ee, hurdacılar da Gelip almış. E ee, Patronları da sen bunu duy. Hurdaları sattın değil mi çakal deyip adamı işten kov. Ha? Sonra? Ha işte sonra da amca elini ve boynunu yakmış. Yani? Yani o. Haber bu. Türkiye'nin gündemini sarsan hazin olay. Ya bu haber Türkiye'nin değil en fazla İsviçre'nin gündemini sarsa. Hadi bilemedin Galler Finlandiya falan. Ama lütfen habercimiz usta haberci. Önemli olan bu haberin nasıl sundu? Benim babam hamaldı lafına Allah rahmet eylesin diyerek her hamal babanın öldüğünü düşünen habercimiz tüneli kaçmak için mi kazdınız tadında hurdaları siz mi sattınız deyince adam da çılgına dönüyor ve habercimizi saçından tutup yönetmenim hareket biraz değişik oldu sanki diyen olmayınca daha önce yerli dizilerimizde görmediğimiz bir koreografi eşliğinde habercimizi etkisiz hale getiriyor. Kurban oldum. Bu nasıl aslan? Aslanlar öldürürler. Helal olsun. En sonunda bir dizimizde güçlü bir kadın, aslan falan diyorlar diyorsun. O aslanı saçından tutup yapamıyorum. Yeter. Ama hakikaten çok değişik bir habercilik anlayışı bu. Habercinin haberi masaya yatırmasına alışkınız ama haberin gelip haberciyi masaya yatırdığını da ilk defa görüyoruz. Gerçi televizyonunda cin çıkarma seansı yapılan bir memleketin televizyonculuk dizisinde de böyle bir şey olmalıydı. Evet. Zamanında havada durdum, şahitlerim var diyen adamı televizyona çıkaran televizyonculuk anlayışından bugüne kadar hiçbir şey değişmedi. Ve günü geldi televizyonda biri çıkıp cin nasıl çıkarılır onu öğretti. Sağdan sola, üstten alta, önden arkaya doğru donat. Allah'ın kelamıyla, Allah'ın rahmetiyle birlikte donat. Tabii memleketteki kalabalık yetmiyor ya bir de cinler çıktı onlar geziyor ortalıkta. Onlara da mültecin deriz. Olur biter artık. Değil mi? Donatın. Şu insanlara para kaptıran cehalete karşı. Önce kendinizi sonra çocuklarınızı eğitimle donatın. Donatılmış insanlar için de memleketi iyi okullarla, okullarımızı da işinin hakkını verecek kaliteli öğretmenlerle donatın. İşte o zaman ne insanları kandırmak ne de kolay yoldan para kazanmak bu kadar kolay olacak. Bir dakika şimdi kuş uçuşundan donata nasıl geldik derseniz ve işte bu da kuşu uçuşu. Ve kendilerine doğru gönder ve göster. Böyle sakin sakin konuşurken çat açıyorsun gözleri. Üstten alttan sağdan soldan yukarıdan aşağı donatıyorsun. Ve bir tarafta da buna habercilik diyebiliyorsun. Bacım kendine gel deyip Yayını kesmeyebiliyorsun. Dimyat'a karşı, Tusubasa'ya karşı. Kolyas'a karşı, Zuzula'ya karşı. Utanmadan donattırıyorsun. Alakasız gibi görünen iki konu nasıl da bağlandı şimdi değil mi? Neyse ben döneyim yine diziye. Çünkü anlatılması gereken bir de kuşumuz var. Ve bu karakterimiz de bu televizyon kanalına başka üç kişiyle birlikte bir stajyer olarak geliyor ama hepsinin tek tek ayağını kaydırıyor. Nasıl mı? Diğer stajyerlerden birine yalan bir haber veriyor. Çat! atılıyor. Bir mail gönderiyor. Çat. Öbürü de gidiyor. Kız sarhoş oldu gelsene. Sana şoför geldi çıksana. Bana bir fotoğraf atsana. Derken çat. Sonuncu da gidiyor. Ve kız kadroya giriyor. Evet yanlış duymadınız. Kız diğer üç stajyerin ayağını kaydırdığı için kadroya alınıyor. Nasıl yani? Başarı, başarmak, çalışmak, Kendini göstermek, emek, A yönetim, etim. dünyada yönetim. Alıyorsun eline bir telefon, akşama kadar Twitter'da fake hesaplarla milleti kışkırtıyorsun. Elinde bir defterle pıkı pıkı kanalda geziyorsun. Herkes gidince de e bir bu kaldı ne yapalım deyip kadroya alıyorlar. Ya diye televizyon kanalına kadrolu eleman seçmek, buzdolabınızı taşıyacak adam seçseniz taşıyabilir mi diye bakarsınız değil mi? Kime diyorum? Ve işte daha önce bu üniversiteli kızın suratına bile bakmayan koskoca haber spikeri ünlüler ünlüsü yüce insan gelip herkesin ayağını kaydırabildi diye kızın elini sıkıp aramıza hoş geldin diyor. Ve kız kafaya koyuyor. Diyor ki ben en tepeye çıkıp bu haber spikerinin yerine geçeceğim. Ama helal olsun bak demek ki kız daha sonra gidiyor diksiyon eğitimi habercilerden eğitim falan alıyor. Değil mi? Yo. Direkt gidip kanaldaki ofis boyla yatıyor. Ve onu kullanıp daha fazla insanın ayağını kaydırıyor. Çünkü ofis boyda şirket içindeki gizli bilgileri Twitter'da yazan büşbüş büş lakaplı bir casus. Bir gün bir tweetinde bilahare kelimesini kullanıyor. Kız da telefonundan sadece Twitter'a girebildiği için internete yazmayıp bilahare kelimesini arkadaşlarına soruyor. Bilahare ne demekti ya? Gitti kitap oku diye karşılık alan kız da daha sonra sinirleniyor ve kahve makinesinin üstünde yazan bilahare kelimesinden ofis boy olan casusu bulup kendi işlerini görsün diye aynı akşamında... Oh! Nasıl? Hemen mi? Hı -hı. işte fotokopi makinesinin önünde büş büşle tanışıyor. Ertesi sabah aynı yatakta kalkıyor. Ha işte bugün sünnet yarın deniz gibi düşünün. Bugün büş Yarın fik fik. Neyse işte büş büştü fik fikti derken kız o arada haber spikerimizin asistanının da ayağını kaydırmıyor mu? Dizide her şey o kadar kolay oluyor ki. Kız birine gidip ay ben bir şey söyleyeceğim sana diyor. Millet de beynini eline alıp ah deyip yapıyor. Ve buna haberci aslanımızın kocası da dahil. Ama zaten bunun içinde zemin müsait. Çünkü habercimiz ve eski sevgilisi olan yapımcımız o kadar samimi ki. Hatta bir örnek vereyim. Buyurun. Selimler gitti mi? Gittiler. Kaldım öyle yaz bekarı. Büyü akşam geleyim sana kafaları çekerim ha. Gerçekten mi? Hı -hı. Varım. Gel 90'lar gecesi yaparız, gençliğimize döneriz. Tamam, oldu bu iş. Evet, yanlış duymadınız. Kadının kocası kızlarını alıp tatile gidiyor. Kadın da eski sevgilisini evine içki içip partilemeye çağırıyor. Peki bilin bakalım kadının kocası buna ne diyor? Ben yokken Kenan mı geldi buraya? Kafa çekmeceler falan çok dağıttınız mı? Ama şimdi Murat'cığım biliyorsun burası Netflix. Şitişi kimi kim adafaka. Biraz medeniyet. Medeniyet ol. İnsan eski sevgilisiyle kocası yokken evde parti verebilir. Mi dediniz? Yani Twitter'a bakınca öyle bir potansiyel görüyorum da. O zaman sıkı durun. Ve bir erkeğin bir kadını bir bardak viskiye benzetip kocasına karın senin olabilir ama benim elime yakışıyor dediği sahneyi izleyin. İzleyin ya izleyin. Ben izledim. Siz de izleyin. O benim bardağım yalnız. Nereden belli? Bardağa soralım. Bardağın bu konuda söyleyeceği bir şey yok bence. Benim elime yakışıyor çünkü. Tuvaletinin kapısında Ladies yazan Moon 5 adlı kanalın brunch partisinde balık kızartırken şu müzik çalarsa böyle oluyor demek ki. Biz de onlar gibi dizi yapabiliriz derken bunu mu dedik? Bunu dedik. Bunu dedik. Ama ama bunu demedik. Peki adam bardağa benzetilip ben daha güzel tutuyorum denilen karısı için ne mi yapıyor? Karısına Sen nasıl istersen doğru olmaya çalışma. İçine sinsin. İçine sinsin diyor. Nasıl? Sizin de içinize sindiyse devam edeyim. Ama en sonunda haber spikerimiz bütün olayı çözüyor ve başına gelenlerin suçlusu olan kızı uzaklaştırmak için onu Ankara'daki ofise muhabir olarak gönderiyor. Heh, hadi bakalım bundan nasıl kurtulacak derken kıza gitmeden önce diyorlar ki Dikkat et Ankara soğuktur. Kız da yağmurlu havada cama açıp Ankara soğuğunda zatürre olup İstanbul'a geri dönüyor. Bu kadar basit. Yani kız Ankara soğunu bile ikna edip kendi ayağını kaydırıyor ya. Ama bir daha Ankara'ya göndermesinler diye de makyajını yapıyor ve sadece adını bilen daha önce toplam 10 kelime falan konuştuğu yapımcının evine gidip kapıyı çalıyor. Yapımcı da bu kadar süslenen bir kız bu saatte kapımı çaldıysa ne istediği bellidir diyerek cik 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 ötsün diye alıyor onu içeriye. Ya sizin kuşunuz kopsun he mi? Kurban olduğumunun kuşları bile karşı cinse birlikte olabilmek için günlerce mücadele veriyor. Dans ediyorlar, şakıyorlar, sanat yapıyorlar, sanat. Bunlar da sadece bir kapıyı açıyor hop çatapat. Hadi iki oyuncunun yaş farkını geçtim. Hani nerede her kuşun eti yenmez lafındaki gizli özne yenmeyen kuş. Bizim dizilerde eninde sonunda bütün kuşları yiyorlar. E tabi şimdi bu 70'ler ve 80'lerde de vardı. Rejisörün yatak odası diye bir şey. Kız da böylelikle daha da yükseliyor değil mi? Yo. Ertesi gün kovuluyor. Ve gidip haber spikerimizle saç baş kavga edip bu çok kalın tahtadan yapılan dünyanın en sağlam sehpasının üzerine düşüyorlar. Hatta sehpanın ayakları o kadar kalın ve o kadar sağlam ki yönetmen bile kırılmayan sehpayı bir sonraki karede kendi kırmış. Peki sonra ne oluyor? Kanalın genel müdürü kızı tekrar işe alıyor. Tabii kaydırmayı yerinde yiyeceksin. Senin kaydırmanı çok met ettiler. Gel diyor. Kanalımızın tek haber spikerinin de ayağını kaydır. Tek yeteneği bu olduğu için baş editörün yardımıyla haber spikerimize bir tuzak kuruyorlar ve canlı yayında okuması için bir yalan haber veriyorlar. Haber de şu, hükümette bakanlar arasında bir kriz varmış. Kadın da bu haberi yayında okuyor ama mümkün değil bizim bakanlarımızın arasında hayatta problem olmaz deyip kimse inanmıyor. Ya dizide bizden olan tek şey Türkçe. İşte o da olduğu kadar. Aa bu arada Müge abla hafta sonu için dress code falan gel böyle. Tamam ne haber spikerimiz bu yalan haberi ifşa edip canlı yayında istifa ediyor ve sokağa çıktığında apartmanların üst katlarından bile arabasının içinden fark edilebilen habercimiz bir halk kahramanı gibi karşılanıyor. Peki ya kız? O da sadece 3 ayda tek bir haber deneyimi olmadan, tek bir demo dahi yapmadan üniversiteden çıkıp stajyer olarak geldiği kanalda Türkiye'nin en ünlü haber spikerinin yerine geçiyor. 3 <laughs> ayda. Ama ben 20 sene boyunca televizyon kanalları ve radyo istasyonlarında çalıştım. Dahası kuş düğünü mürekkebe batırıp senaryo yazanlardan beri çok fazla senaryo izledim. Ama bu kadar yapıştır geç yaptık oldusunu da görmedim. İşte bakın bunlar diziden görüntüler. Gördüklerinizde kuşlarmış. Kuşlar dedikleri TikTokçularmış. Konar, kalkar, tatlı atar, çıkışa geçer ve bir şekilde dikkat çeker. Beğenilmek ya da rezil olmak yoktur kuşlar için. Şimdi diyebilirsiniz ki bu dizi gençlerin çok hızlı bir şekilde yükselme çabasını ve hırslarını anlatmaya çalışıyor. Zaten onları eleştiren bir dizi. İyi de kız başarılı oldu ya. Zaten üniversiteden mezun olur olmaz CEO olacağını zanneden her şey ve hemen diyen bir nesil varken ve Bitcoin'de bunun en büyük örneğiyken verilmeye çalışılmış bir mesajsa bu emin olun o da yanlış iletildi. Ve bize güçlü kadın diye bu kadar kolay ulaşılabilen bir makamdan bile ufacık kız tarafından indirilip evinin hanımı, çocuklarının anası olan bir kadın, kuş uçuşu diye de engellerin üstüne s**ça s**ça hedefine varan bir kuş izletildi. Ama son olarak bir tahminle bulunmak istiyorum. Eğer beni izleyip bu işin içinde olanlardan biriyseniz doğruysa doğru deyin aslında bu senaryoda. İrem Sak ve Birce Akalay'ın kapışmasını izleyecektik ama yeni nesli de yakalamamız lazım. İki olgun kadın olmaz. Başrolde daha genç bir kız olsun." diyen Netflix bozu bu hikayeyi, değil mi? Günaydın.